Hayır. Gelmedi. inat etti. Biz de inatla bir kez daha açalım. Tövbe kar gelmiş. Evet açıyoruz. Oo çok güzel. Oo şahane oldu bu. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Raid right Shadow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Lazuri arkadaşımızın hesabından taş atacağız. Bir önceki videomda söylemiştim ki 10 çarpı etkinliği geldi ve taş açmaya değecek çok güzel kahramanlar var olduğunu söylemiştim. Evet 10 çarpı etkinliğinde yine efsanevi kahramanların hepsi güzel. Yani hışlık türü şey hışlık türü efsaneviler zaten çok çok iyi. Epikler de fena değil ama epiklerin hepsi elinde mevcut arkadaşın hesabına ben biraz bakmıştım. Benim istediğim şu an yani efsanevi kahramanlardan çıkartmak. Tabii ki fazla taşımız yok. 14 tane mavi taşımız var. 2 tane de hışlık taşımız var. Onları açacağız. İnşallah güzel bir kahraman çıkar. Ve şöyle hızlı bir şekilde neler varmış bir beraber bakalım arkadaşlar. yürü arkadaşımızın hesabında. Evet gayet güzel kahramanlar var. Ee, Rising var. Ray var. Madame Serious var. Ee, bu da mezar nöbetçisi var. Çok güzel bir epik kahraman. Yani bunların hepsi kullanışlı epik kahramanlardan bir tanesi. Şöyle alta doğru bakalım neler varmış altlarda. Evet, şöyle bakalım. Evet çok güzel epik kahramanların hemen hemen en popüler epik kahramanlar mevcut. İki tane soğuk kalbi var. Şöyle bir bakayım hızlı bir şekilde. Yani kritik demeçleri güzel ama isabeti bunun ideal. Ama bunun isabeti kötü. Kritik demeci kötü. Kalıntılarında sıkıntılar var. Tabi bunlar düzeltilmesi gerekiyor ne eczacısı var Evet şöyle bakalım çok güzel et evet, Zalim var Zalim de çok güzel bir kahraman yosun sakal gurtok var Bu Kahraman da pek sevilmiyor arkadaşlar Kraliyet avcısı hasarıyla meşhurdur çok güzel hasarlar demeçler veriyor Kraliyet muhafızı var yani şöyle bakayım Kızıl mifer çok kullanışlı kahramanlar var arkadaşın elinde yani Geyik şövalyesi, efsanevi kahramanlar da var iki tane. Bunlar pek kullanışlı değil. Yine şöyle bakalım. O ikinci kraliyet avcısı var. Bakalım şöyle başka neler varmış. Altlarda muhtemelen artık bundan sonra işe yararlar yok. Bir de mahsene bakayım arkadaşlar. Mahzende neler varmış. Şöyle mahsene bakalım bir beraber. Evet. Mahzende de baktığım zaman kullanışlı kahramanlar var tabii ki. Alure çok güzel bir kahraman. Kesinlikle bunu kasması gerekiyor. Mahzenden çıkartıp. Ateş şövalyesinde hatta örümcekte çok işine yarayabilir bu kahraman. Onu kasmasını tavsiye ederim tabii ki. Esrarlı harbicisi yine burada da var. Paragon'u mevcut arkadaşlar. Yine bakalım şöyle. Evet baya güzel kahramanları var açıkçası. Yani ben şahsen beğendim hesabını. Yani kullanışlı bir hesap. Tabii ki bunu düzeltmeleri gerekiyor. Tabii bir iki tane özel örnek veriyorum. sol kalplerin kalıntılarını falan düzeltmesi gerekiyor. Ama hesabında gayet güzel kahramanlar var. Özellikle en popüler epik kahramanları var. Kar saldırısı yok benim gibi. E, ölümsüz takım yapamıyor şu an için benim gibi tabii ki. İlerleyen zamanlarda inşallah çıkar ama tabii şu an belki de çıkabilir. Bir tane kar saldırı bir tane e, insan yiyen falan olabilir tabii ki. Arkadaşlar taşlarımızı açacağız beraber birlikte. 15 tane yerimiz var açacağımız taş 16 tane bir tane yer açarız. Hatta pardon 140 tane yeri varmış pardon özür diliyorum. Ben de 100 tane arkadaşın 140 yer açmış yerimiz var. O yüzden rahat rahat açacağız. Onu açmak istiyorum ilk seferde ama böyle tek tek açarsam daha iyi olur gibi geliyor. Sanki şu an tek tek aç diyor bana içimden bir ses. O yüzden tek tek açacağım taşlarını. Evet hayırlısıyla ilk taşını açıyorum yürü arkadaşımıza epik kahraman istemiyorum. Çünkü çok popüler epik kahramanları var. Efsanevi kahraman istiyorum. Evet ilk taşımızı açtık. Evet ikinci taşımızı açıyoruz. Hadi güzel bir epikçe efsanevi kahraman bekliyorum. Evet. Yine bir tane daha basacağız. Evet. Bir tane daha açacağız. Bir tane daha açıyoruz. Hadi gel bir tane güzel. Gel bir tane. 10 çarpı etkinliklerinde Güzel kahramanlar çıkartıyorum açıkçası. İnşallah bunda da çıkartırız. Şu an 3 taşımızı açtık. Yine açmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ekranı hafif üste alayım açmam kolay olsun. Evet. Evet bastım. Hadi güzel bir efsanevi kahraman istiyorum. Güzel bir efsanevi kahraman. Kafa parçalayan da olabilir. Kaliyle pek kullanışlı epik kahraman değil ama olsun. Yine açıyoruz. Evet, epik istemiyorum. Efsanevi kahraman istiyorum. Yeterince epimiz var hesabımızda. Evet, bir tane daha bastım. Hadi güzel bir kahraman gel, güzel bir kahraman gel. Mezar soğuk katili nadir olarak güzel bir kahraman tabii ki donmuş ölüm perisiyle kullanılırsa özellikle oynayın. yeni başlayan arkadaşlar zehir veren kahramanları yoksa bu kahramanlara tavsiye ederim ben kendilerine. Yani çok popüler olmasa da yine zehir vermek de gayet güzel aynı zamanda defans falan da azaltıyor pasifi de şey pasifi de pardon üçüncü becerisi de var yani ama. Bunun için zehir hassasiyeti istiyor. Yani donmuş ölüm perisi olması gerekiyor bunun takımında. Yani donmuş ölüm perisiyle beraber kullanabileceğiniz çok güzel bir nadir kahraman. Yani zehirciniz yoksa kasmanızı, kasmanızı tavsiye ederim. iki tane zehirci olarak donmuş ölüm perisi ver bu. Evet yine cüce geldi. Dayakçı. Evet açalım. Hadi güzel bir kahraman ne olursun. Güzel bir efsanevi kahraman olması da kafa parçalayan gel bari be. Hadi gel bir tane açalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Hadi. Gattar. <laughs> yani pek popüler epik bile değil diye biliyorum. Şöyle ben bunu fazla incelememiştim ama şöyle sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Bir düşmana iki kez saldırıyormuş. Birinci becerisi için fena değil. Tüm düşmanlara saldırır. Her kritik vuruş bu şampiyonun dönüş metresini 15 destekler. Ya, Pasifi de her kritik vuruş bu şampiyonu şampiyonu verilen hasarın %15 oranında iyileştirir diyor arkadaşlar. Yani pek kullanışlı bir kahraman değilmiş. Onu anladık. Yani ama oyuna yeni başlayanlar yine kullanabilirler tabii ki. Ama orta seviye ve onun üstündeki seviyedeki arkadaşların kullanabileceği çok güzel epik kahramanlardan değil. Evet yine taş açmaya devam ediyoruz. Hadi güzel bir taşla kapatalım videomuzu. Hadi güzel bir kahraman istiyorum. Yaramaz, geçiyoruz. Hadi gel. Evet. Bu da yaramaz. Son taşlarımı açıyorum muhtemelen. Hadi güzel bir efsanevi kahraman. Yani efsanevi kahraman taşımız az. Çok büyük sürpriz olur eğer efsanevi kahraman çıkarsa. O yüzden efsanevi kahraman istiyorum. Hadi gel bir tane efsanevi kahraman. Hayır. Gelmedi. İnat etti. Biz de inatla bir kez daha açalım. Tövbekar gelmiş. Evet açıyoruz. Oo çok güzel. Oo şahane oldu bu. <laughs> düşeş geldi arkadaşlar. <laughs> Abi var ya bu hepsi şeyde takipçi hesabında taş açmayı çok seviyorum ya vallahi. Yani düşeş şahane oldu. Yani çok sevinecektir ve böyle kahramana gerçekten çok ihtiyacı vardı ki Düşeş yani oyunun en iyi efsanevi kahramanlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani çok şahane oldu bu. Artık bana diyordu işte arenada sıkıntılarım var, zindan takımlarında sıkıntılarım var diyordu işte. Bu Düşeş yani baya baya güzel oldu. Yani çok mutlu oldum şu an vallahi yani kendime çıkmış kadar çok sevindim Düşeş. Hiç ummuyordum yani. Ve son mavi taşımız da çıktı arkadaşlar düşeşte. Çok güzel oldu evet. Düşeşin birçok özelliği var. Örtü veriyor, sürekli iyileşme veriyor, işte canlandırma veriyor. Yani bu kahramanı kullanırsa zaten bu kahraman bir hesapta varsa arkadaşlar zindanın her bölümünde, klan boss'ta özellikle, özellikle arenada. Yani bu kahraman çok çok popülerin üstünde popüler bir kahraman. Dezavantaj bloklaması, atak arttırması gibi birçok özelliği var. Vurduğunda kendisine kalkan vermesi gibi. Yani defans üzerinden hasar veriyor birinci becerisi de. Gayet güzel bir kahraman ve şu ana kadar açtığım en popüler kahramanlarda kahraman olarak yani Venüs'ü kendime çıkartmıştım tabii ki. Bana göre Venüs'le Venüs'ten bile iyi diyebilirim bu kahramanı. Çok güzel oldu vallahi. Çok sevindim ve sevdiğim bir arkadaşımın hesabıydı ve çıkmasına çok mutlu oldum. İnşallah kendisi de mutlu olacaktır zaten. Çünkü, çünkü oyunun en iyi efsanevi kahramanını çektim diyebilirim tabii ki. Yani hemen hemen her yerde kullanabilir bu kahramanı. Gelin gibi, on sonra işte yaşlanmaz Krix gibi bu kahraman da çok popüler bir kahraman. Ve geçenlerde etkinlikte bunu vermişlerdi. Adamlar almak için Belki milyonlar milyarlar harcamıştır yani bu kahramanı alabilmek için ve ben şimdi 15 taşta <laughs> takipçi hesabında aldım. <laughs> çok mutlu oldum, çok sevindim yani kendime çıkartmış kadar çok mutlu oldum. Hiç şansımızı kırmadan iki tane hışlık taşımız da var. Şimdi onları gönül rahatlığıyla açabilirim. Diyordum şimdi hiçbir şey çıkartamadık. Yani sevdiğim bir arkadaştı o yüzden ne diyeceğiz şimdi? Diyordum ki çok güzel efsanevi çıkartmayla birlikte çok güzel popüler bir efsanevi kahraman çıkardık. Yine açıyoruz hışlık taşımız. iki tane hışlık taşımız vardı. Arkadaşlar hadi güzel bir hışlık taşından da gelirse artık gelmese de olur yani. Şu an zaten düşeş çıktı. <laughs> Vallahi 10 çarpı etkinliğinde ben çok şanslıyım arkadaşlar. 10 çarpı etkinliğinde güzel kahramanlar çıkartıyorum özellikle ben şunu fark ettim. Kendi hesabıma böyle güzel kahramanlar çıkartmıyorum. Takipçi hesabında taş açtığım zaman <laughs> çok şahane epik veya efsanevi kahramanlar çıkartıyorum. Nerede bizim kahramanımız? Arkadaşlar kahraman çok şahane ve kesinlikle ve kesinlikle kitaplanmaya değecek bir kahraman. Zaten fazla da bir kitap istemiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane efsanevi kitabı bu kahramanı fullleyebilirsiniz. Ve kesinlikle kitaplanmasını tavsiye ederim. Arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce şöyle bir kez de arena takımında problem olduğunu söyledi. Hızlı bir şekilde arena takımına bakalım neler kullanıyormuş. Tabii ki şimdi düşeş çıkardık artık. Yani düşeşi kesinlikle arenaya koyması gerekiyor. Hızlı bir şekilde kasması gerekiyor. Zindan da kullanacak, arena kullanacak, klambos kullanacak bu kahramanı. Ve arena da bayağı kötümüş hesabına göre. Bir bakalım şöyle hızlı bir şekilde savunmasından bakalım. Yani iki hız kullanmış. Aslında bu kahramanlar fena değil. Rey falan ben de kullanıyorum bu sistemi. İki hız ve bir tane defans kıran ve ardından Rey vurduğu zaman benim kullandığım taktikte çok güzel hasarlar veriyor. Tabii ki bu şekilde takım kurması bence çok ideal. Ama hızları falan düşüktür muhtemelen. Çünkü bu takımın en az bir altının 3. veya 4. ligine kadar çıkabilecek potansiyeli var. Hızları ve kritik demeci özellikle Rey'in kanalımda çok detaylı videosu var. Kritik demecini falan yükseltirse eğer kesinlikle bu takım gider. Evet düşeş çıktı arkadaşlar. Düşeşi de kesinlikle eczacının yerine koyu varsa kazanır. Eczacı çıkartıp yerine düşeşi koyduğunda zaten ister istemez kasmasa bile ne hesap direkt altına çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu ve takipçi hesabıyla taş açtım. Eğer siz de böyle bana taş açtırmak istiyorsanız seve seve taş açmayı isterim sizlerin hesabında da. Hem içerik olarak bana yardımcı olmuş olursunuz, destek olmuş olursunuz. Hem de böyle birlikte izlemiş oluruz ve güzel kahraman çıkartırım. inşallah tabii ki. Güzel kahraman çıkarttık ve çok güzel video oldu. Lazuro arkadaşıma teşekkür ediyorum hesabında taşları açtırdığı için. Ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.